Etkoloni Londra ofisinden EMEA Kreatif Direktörü Cemal Gülşen, mobil reklamcılığın geleceği kullanıcı deneyimi adlı sunumuyla karşınızda. Teşekkür ederim herkese geldiği için öncelikle. İsmim Cemal, Etkoloni'den geliyorum. Bilmeyenler için Etkoloni bir mobil reklam platformu. Müşteriyle reklam verenle mecrayı bir araya getirdiğimiz. Şu soruyu sorarak başlamak istiyorum aslında size. Mobil reklamları ne kadar seviyoruz? Seven var mı? Öyle sorayım. Tahmin edildiği gibi kimse sevmiyor. Gayet makul. Biraz sebeplerine bakalım. Neden bu kadar hayatımıza girdi ve bu kadar kullandığımız bir mobil cihazda neden reklamlarla bu kadar karşılaşıyoruz ve insanlar neden nefret etme seviyesine geldi artık? Biraz ona bakalım. Bu iş nereye gidiyor? Ne gibi önerilerde bulunabiliriz? Onlara bakalım. Sosyal ağların özellikle ve oyun sektörünün ciddi anlamda büyümesi küresel internet reklam harcamalarında da son 10 yıllık periyotta çok ciddi bir büyüme gösteriyor. Özellikle 2013'ten sonra cihazların da donanımsal özelliklerinin daha kapsamlı olması, daha fazla data tüketebilmek, daha fazla video izleyebilmek gibi detaylardan dolayı korkunç bir büyüme var mobilin desktop'a karşı. Mecraya göre reklam harcamaları, küresel reklam harcamalarına baktığımız zaman da mobilde desktop'u internet altında görürsek televizyon ve gazeteye karşı ciddi bir üstünlüğü olduğu gözüküyor. Yani diyebiliriz ki mobil bizim hayatımızın bir parçası ve ciddi bir şekilde her gün maruz kalıyoruz. Bununla kucaklaşmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde hayatımıza entegre etmeliyiz ve reklam süreçlerinde de daha doğru, daha kullanıcı dostu, daha düzgün deneyimler sunması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu arkadaş gibi olabiliriz birazcık. 1916 yılında söylemiş, ata inanıyorum demiş. Otomobil geçici bir heves gibi bir söylemde bulunmuş. Bazen işte müşteri toplantılarında böyle takım eventlerde duyuyorum. İşte mobil geleceği yok vesaire vesaire gibi. Ben şahsen katılmıyorum. Gidişatta zaten onu göstermiyor. Kısaca bir tarihine bakalım mobil reklamın. 73 yılında Motorola'nın ilk çıkardığı telefondan, ilk cep telefonundan sonra yaklaşık 93'lerse 20 senelik bir süreç var. İlk online banner reklamı gösterme arasında. Mobil cihaz kullanımı, bir grafiği var gördüğünüz gibi gitgide artan. Reklam harcamaları da 2007-2010 arasında ciddi bir şekilde peak yapıyor. Sebebi demin de söylediğim gibi cihazların donanımsal özelliklerinin artması, kullanımın artması ve işte hayatımıza daha fazla girmiş olması diyebiliriz. İşin sonuna geldiğimiz nokta biraz burası. Bu kadar büyüyen bir pazarda çok fazla oyuncunun herkesin pay alması, herkesin bir şekilde dahil olması geldiğimiz nokta bu tip korkunç derecede reklamlar. Kullanıcıları çok rahatsız eden yer yer reklamlarla karşılaşıyoruz. Aşağıdaki linkten de bakmak isterseniz bayağı eğlendirici örnekler var. Görebilirsiniz. Peki nasıl olmalı? Birazcık ona bakmak lazım. Biraz geçmişten ders alabiliriz aslında. Reklamın geleceği nasıl olmalı derken geçmişten biraz örnek alabiliriz. Modern reklamcının babası David Ogilvy demiş ki 60'lı yıllarda bir reklam ne kadar az reklama benziyorsa o kadar içeriğe benziyor ve okuyucular durup bir o kadar bakıyor ve okuyorlar. Editörler tarafından kullanılan grafikleri inceleyin ve onları takip edin. Reklamlarda kullanılan grafiklerden ise kaçının gibi bir söylemi olmuş. Geleceğe de çok ciddi anlamda ışık tuttuğunu düşünüyorum. Sektörde yavaş yavaş buraya kırıyor. Yani native advertising dediğimiz sürece gitgide ayak uydurmaya başlıyor. Yani kullanıcıların deneyimleri, sosyal mecralarda bakalım, Facebook örneğiyle bakalım. Kullanıcılar feedlerinde scroll ederlerken oynanabilir, basarsa ve kendi inisiyatifi dolayısıyla açarsa, birinci örnekte statik bir görsel var, oradan görebilirsiniz. Bu oyunu o zaman test edebiliyor, deneyimleyebiliyor, nasıl bir şey olduğunu görebiliyor. İndirmeden önce oyunu deneyebiliyor. Özellikle oyun örneğinden gitmek istedim çünkü oyun sektörü, reklam sektörünün, mobil reklam sektörünün ciddi bir payı. Keza Google'da benzer bir ürün çıkaracak yakın zamanda. Yani
kullanıcı uygulamayı indirmeden deneyimleyebileceği Google Play Store içerisinde basit bir versiyonunu oynayabileceği bir şekilde kullanıcılara opsiyon sunuyor. Çünkü kullanıcılar bilinçleniyor ve ne indirdiğine dikkat ediyor, ne indireceğini bilmek istiyor. Ne tür çalışmalar sonuç veriyor? Biraz onlara bakalım. Kendi bizim AdColony tarafında denediğimiz, gördüğümüz örneklerden birazcık bahsetmek istiyorum. Oyunların birebir taklit edilmemesi bir avantaj. Yani bu kullanıcı bu oyunu oynamasını istiyoruz ve bu oyunu indirmesini istiyoruz. Ama şunu da bilmemiz lazım. Bu kullanıcı bu oyunu daha önce oynamadı, bilmiyor. O yüzden özelliklerin belki daha basit tutulması, öğrenme işinin alçak olması, zorluk seviyesinin kolay olması ve oyunu ideal olarak kazanması gibi opsiyonlar, hatta farklı CK denemeler, yani oyunu indir, şimdi indir, bedava indir vesaire demek yerine bir sonraki seviyeye geç gibi söylemlerinde ciddi anlamda etkisini gördük. İlk verdiğim David Ogilvy örneğinin üzerinden de onun kanıtlar nitelikte bir örnek göstermek istiyorum size. Yani reklama ne kadar az benzerse o kadar kullanıcıların ilgisini çekiyor. Kullanıcılar kandırılmadığını düşünüyor gibi opsiyonlar mevcut. İki tane örnek var bizim yaptığımız, test ettiğimiz. Bir tanesi soldaki sadece oyun içi görüntüler. Herhangi bir yazı yok, herhangi bir kopya yok. İnsanları bir şeye yönlendirmiyor. Oyunu indirirsen karşılaşacağın şey bu basitliğinde bir şey. Sağdaki örnekte daha hikaye üzerinden, oyunla alakalı daha reklam, daha promotion materyalları kullandığı bir örnek var. %530 gibi bir fark var aslında. Yani kullanıcılar ciddi anlamda içeriğe daha fazla ilgi gösteriyor reklamdan ziyade. Video reklam çok ciddi anlamda hala mobil sektörde birinci sırada diyebiliriz. İnsanlar videoya daha fazla tepki veriyor, daha fazla reaksiyon veriyor. 23-29 saniye uzunluğundaki reklamların daha iyi performans gösterdiğini gördük. Standart olmayan süreler, yani 15-30-45 gibi sürelerden ziyade sınırlardan çıkarak 23-17 vesaire gibi sürelerde zaman zaman iyi sonuçlar verebiliyor. Sosyal medyada biraz daha farklı. İçerik daha hızlı tüketildiği için daha kısa reklamların olması, daha çok içine girilen, insanların daha fazla dikkat vereceği reklamlar olması gerekiyor. Şu sağda bir grafik var, biraz ondan bahsetmek istiyorum. İkisi de bizim kendi network'ümüzdeki hangi video süreleri daha iyi sonuç veriyor, ona gösteren bir grafik. 2018 ile 2017 arasında bir farklılık var. Sebebi de şu, insanların alışkanlıkları, tepkileri çok hızlı değişiyor. Etraflarında sürekli bir dijital deneyimle donanmış durumdalar. Ve verdikleri tepkiler gitgide değişiyor. O yüzden bunu yakalamak için sürekli test etmek gerekiyor. Ne tür videolara cevap veriyorlar? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Daha vurucu girişlerin olduğu, daha hızlı, yakın çekimlere odaklanıldığı, kullanıcının dikkatini tutmak için hızlı geçişlerin olduğu videolara karşılık veriyorlar. Örneğin şöyle bir şey var, cihazın boyutundan, ekranın boyutundan haberdar olmamız gerekiyor. Bu insan karanlıkta mı, aydınlıkta mı, nerede, lokasyon bunlar çok önemli ama genel bir kaba taslak biraz önerilerde bulmak gerekirse bunlardan bahsedebiliriz. Ses ikinci planda oluyor, çoğu kullanıcı telefonunu sessizde kullanıyor. Geniş çekimler mobil cihazlarda kaybolabiliyor. O yüzden ne gösterdiğimize dikkat gerekiyor. Bir sonuncusu özellikle söylemek istedim. Bunun mobil reklamların printten ayrılan, outdoor reklamlardan ayrılan bir yanı var. Yani cihazın kendi donanımsal özellikleri var. Bunlar odaklanmanın da ciddi anlamda avantajları oluyor. Şöyle ki yani telefon ışığı, titreşimi, animasyon, video içerisinde kullanılabilecek şeyler. İnsanların bütün deneyimini etkileyen bir süreç oluyor. Kullanıcıyı nasıl anlayacağız? Bizdeki biraz süreçten bahsetmek istiyorum. Tasarım, test, analiz sürekli tekrar etmek zorunda. Çünkü dediğim gibi değişiyor, insanların talepleri değişiyor ve tek bir doğru yok. O yüzden bunu anlamak için her seferinde, herkes de tasarım, test ve analizin birbirini tekrar etmesi gerekiyor.
Tasarıma biraz daha alt başlık olarak bakarsak araştırma odaklı olabilir. Yani benim kullanıcım bu segment ve buna göre nasıl bir şey yaptım? Bir araştırma yaptım. Onun üzerinden yapılabilir. Örnek odaklı olabilir. Yani pazarda ne yapılıyor, sektörde ne yapılıyor? Bu iyi olabilir, çok yani araştırmanın yükünden kurtarabilir. Fakat kötü de olabilir. Sizin kullanıcınıza hiç uymayacak bir şey olabilir. Veya üçüncü bir alternatif olarak benim de en sevdiğim yeni yaklaşımların denenmesi, alternatiflerin denenmesi, yaratıcılığın biraz daha zorlanmasının avantajı olabilir. Test sürecinde kullanılabilirlik testi ve eş zamanlı A-B testi yapabiliriz. Eş zamanlı A-B testi bizim daha ziyade kullandığımız bir şey. Çünkü reklamlar çok hızlı tüketilebilen şeyler olduğu için her bir ürün için kullanılabilirlik testi yapmak maalesef mümkün olmuyor. Eş zamanlı olarak iki reklamı deneyip birbirinden farklı hangisi iyi gösteriyor? Bu herhangi bir ürün için de olur. İlla reklam özelinde de olmak zorunda değil. Denenebilir. Biraz daha örnekler nasıl iyi çalışır? Biraz daha onlara bakalım istiyorum. Kullanıcı deneyiminin açık olması, kısa olması, çok kompleks şeyler, ekran küçük, insanların ilgisi kolay kaybolabiliyor. Zaten dediğiniz gibi, hepiniz de cevap verdiğiniz gibi reklamlardan hepimiz çok az da almıyoruz ama bir şekilde hayatımızın içine girmiş. Net konutlar, metnin basit olması, okunabilir olması çok çok daha önemli. Dokunulabilir olması, yani her parmak boyuna göre belki düşünmek gerekiyor. Yani buna yaşlı insan, genç insan nasıl reaksiyon verir veya sizin kitleniz kim, onları bilmek gerekiyor. Dediğim gibi cihazın kendi özellikleri çok önemli reklam tarafında, mobil reklam tarafında. Yani bunu diğer mecralardan ayrıştıracak şey kesinlikle bu olur. Karmaşık komutlar, yani normalden bir ekrandan fazla bir şey varsa talimatların olduğu, kullanıcıya ne yapması gerektiğini söylediğiniz şeyler çok ciddi avantajları oluyor. Animasyon son olarak söyleyeceğim şey. İçeriği mutlak ve mutlak surette yükseltiyor. İnsanlar videoya nasıl tepki veriyorsa normal diğer reklam alanlarında da animasyonla statik olmayan şeylere daha fazla tepki veriyor. Sorunuz varsa alabilirim.